Gel. Ya gelsene. Bir gel sen. Ya gel. Lan tamam be. Gel. Sebze annemi almayan açtırıyorsun. Geldik işte. Oğlum, hiçbir kız bana bakmıyor diye yakınmıyor musun? Çözeceğim o problemi işte. Ya çözemezsin. Zaten tipsizim. Bir de geldin yanımda duruyorsun. Ben o Bihte'nin yanındaki yaşlanmış brokoli gibi kaldım ya. Kanka abartıyorsun ama ha. Abartıyor muyum? Ulan demin içeri girerken o kaslı koruma sana gözlerinin rengini övdü. Abartıyormuşum. Yakışıklısın işte. Sana bir şey söyleyeyim mi? Senin sorunun ne biliyor musun? Biliyorum, çirkin olmam. Hayır abi, bana bak, hayır. Ya şu tip meselesine büyük takılıyorsun. Rahat ol, rahat. Ya bir kendine gel. Bu önemli değil. Tip falan önemli şeyler değil bunlar. Güzel. Senin tip yakışıklı da bir adı. Daha yakışıklı gibi mi oynasan? Oynayamam ki. Niye? Daha biraz geç. Daha böyle havalı, daha özgüvenli, daha... Biraz onları da katabilirsin aralara tamam. Bence. Ben de çirkin oynarken çok zorlanıyorum. Ya sen şu tip meselesini çok büyütüyorsun ya. Bir rahat ol artık. Mesela ben saçımı hiç taramadan öyle yataktan kalktığım gibi geldim. Lan bu senin yataktan kalkmış halin mi? Ben yataktan kalktığım gibi buraya gelsem belediye beni itlaf eder, itlaf. Annem bile sabahları yüzüme alıştıra bakıyor ya. Lan bebekken sarışın bile değildim. Hep böyleydim. Ya kankacığım bak, tipin önemli olmadığını sana kanıtlayacağım. Önemli olan özgüven, kendinle barışık olmak. Kızlar buna hasta. Kızlar senin şu geniş omuzlarına, şu selvi boyuna, şu su yeşili gözlerine hayran olmasın kardeşim? Bak göreceksin, bugün bir kızın numarasını aldıracağım sana ama... Ben ne dersem onu yapacaksın abi, tamam mı? Tamam. Tip her şey değil. Asla değil. Tip erkek değil. Ya Bill Gates'in para her şey değil demesi gibi bir şey bu ya. Bilal'cim, bana güvenir misin? Nasıl güvenmem? Allah bir omuz vermiş. Çin setti maşallah. Nasıl güvenmem bu geniş omuzların sahibine kardeşim? Bak şimdi izle. Birinci kural. Özgüvenli olacaksın. Özgüvenli olursan ne söylediğinin hiçbir önemi yok. Merhaba. Yanımdan geçerken saçlarından hoş bir koku yayıldı. Dur söyleme. Mango değil mi? Evet, mango. Nereden bildin ya? Bunu tahmin etmen çok ilginç. Sinem ben. Ben de Mesut. Kusura bakma, arkadaşım yanına dönmek zorundayım da... Sadece bu hoş kokunun sahibine küçük bir merhaba demek istedim. pardon. Ben bir lavaboya kadar gideceğim de... Hani buralardaysan haberleşeceğim. Bu benim kartım. Hmm. Ne bileyim, ararsın, konuşuruz. Bu kız garip bir kızdı. Ya bunun numarasını ben de alırım. Deli gibi bir şey bu yani. Ya enteresan bir kızdı. Ulan ben eve gelen tesisatçının numarasını bile bu kadar çabuk alamıyorum ya. Kardeşim, kafandaki sorularının cevabı özgüven. Hmm. Oğlum, ya bu ne ya? Ne yaptın ya? Aa. Seyircime selam verdim. Herkes senin için geldi. Ay anladım, aşk olsun. Seyircilerin mi? Kaç kişi geldi ya, parmak aldın sen? Aşk olsun, o anlamda mı dedi? 8 kişi ya. demek bir konsantrasyon eksikliği evet. Var. Daha havalı gir şimdi, böyle saçları uçuşarak geç yerine. Uçuşarak? En havalı halinle gel yerine. Ben üfüreceğim, sen gel. Selamını da verdin, şimdi en havalı halinle gel.
Bekliyorum. Ulan ben eve gelen tesisatçının numarasını bile bu kadar çabuk alamıyorum ya. Kafandaki sorularının cevabı özgüven. Yani ben şimdi özgüvenli olursam olur mu diyorsun? Tabii ki. Deniyorum o zaman. Ya çok özür dilerim. Ya çok özür dilerim. Çok pardon. O ne, anlamadım ki onu. He? Böyle elinle ne yapayım? Merhaba mı diyorsun? İşte adam gibi. Aa, ben onu görmedim. Yaptı. Ya yakışıklıyı oynuyor, yakışıklıyı yapma. Bu, şimdi yürüyüşten alalım. Onun özgüven yürüyüşünde böyle bir yerde alçalıp yükselmeler falan da dikkat ettiysen ağır çekimde onu alalım. Diyagramı var. Var. Tamam tamam, o zaman ben şimdi konuşuyorum. Hadi. Hadi çekil o zaman. Ya çok özür dilerim. Demin yanımdan geçerken saçınızdan harika bir koku ya. Bir dakika, sakın söylemeyin. Mango mu? Sen yanımdan geçen kadınları mı kokluyorsun pis sapık? Yok ya, saçınızdan çok güzel koku yayılınca ben de bu kokunun sahibiyle tanışma amaçlı. Ya niye, niye? Niye? Niye benimle tanışacaksın? Ya neden, niçin, neden yani? Neden? Sen seri katil misin? Polisi arıyorum. Dur hacı, ara hacım. Hacı tamam, arama hacı tamam. Arama, ne arıyor hemen? Ne dedik ya? Ne dedin oğlum kıza? Borcunu versene dedim. Ne diyeceğim lan? Ne diyeceğim? Demin sen kıza ne dediysen aynısını dedim. Ya farklı bir şey söylemiş olman lazım. Bir fark olmalı. Var. 30 santimlik bir fark var. Aramızda. Hmm. Her şey tip abi, her şey tip işte ya. Ya hayır. Kesin kız kötü bir haber almıştır. O yüzden terslemiştir seni. He. Hı-hı. O zaman seni de terslemesi gerekiyor değil mi? Tabii abi. Bak şimdi. Oh. Saçınızdan yayılan koku mango değil mi? Evet. Nereden bildiniz? Gerçi sizle bizi konuşmaya ne gerek var? Ben Mehtap. Ah, ben de Mesut. Memnun oldum. Ne o, canım mı sıkkın biraz? Yo, çok iyiyim bugün. Harikayım, bomba gibi. Özellikle şu an çok daha iyiyim. ne iş yapıyorsun? Peyzaj mimarıyım. Ay, bahçıvansın yani. Değişik bir bakış açısı. Çok şakacısın. Ay, kıyafetin çok kötü ya. Seni böyle kısa, şişman, bir de bıyıklı göstermiş. Wow! Modadan anlayan bir erkek. Ya sen harikasın ya. Zıbırıttın mı? Efendim? Zıt Erenköy. Abi çok tatlı. Ha, sakin. Ben bir arkadaşımın yanına gideyim de. Ya şey, dur. Hı. Bir dakika, şey, hemen gitme. Şey yapalım. Bu hı. Benim kartım, bu benim. Hı hı. Ben buralarda olacağım. Belki ararsın falan. Ben de bir şeyler alıp geleyim. Bay bay. kanka, kıza ne dediysem sinirlenmedi. O su yeşili gözlerinde kaybolmuştur da ondan kardeşim. Hayır abi, alakası yok. Kesin sen buraya gelirken kız iyi bir haber almıştır ondan. Evet. O iyi haber senin şu kaslı vücudunun ona doğru ilerlemesiydi. Ben bittim ya. Gidip bankadan kredi çekip estetik ameliyat olacağım. Hayır abicim, hayır. Ya hemen ümitsizliğe kapılmak yok. Kızlarla iletişime geçmenin bir tane yolu yok ki. Bir sürü yolu var. En önemlisi de vücut dili. Oğlum, benim vücudum o gırtlaktaki küçük dil kadar zaten. Lan bunun dili olsa ne olur? Ancak kaderine isyan eder ya. Abicim,
Ben sana öğreteceğim. Mesela bir erkek hiç konuşmadan bir kadını arzuladığını nasıl gösterir? Saçını çeker. Kanka ilkokulda mıyız ya? Doğru lan. Çantasını çalar. Vücut dili diyorum. Şına çeker. Barfiks çeker. Şöyle söyleyeyim sana. Asla yalan söylemeyen organlar. Bağırsak. İçi dışı bir abi. Lan gözler. Bakıştan bahsediyorum. Bakış mı? Evet, bir kadına öyle bir bakarsın ki... Başka hiçbir söz söylemene gerek kalmaz. Yani bir kadına onun dünyadaki tek kadın olduğunu söyleyecek bir bakış atarsan... ...dış görünüşün hiçbir anlamı olmaz. Allah Allah. Mesela bak şimdi. Gördün mü? Bir bakış bin kelimeye bedel. Hadi abi. Ne hadi abi? Hadi bak sen de. Oğlum beni tutuklattırma bak. Bilal saçmalıyorsun. Sana söylediğim gibi hadi. Oğlum benim gözlerim seninki gibi su yeşili değil ki ya. Ya gözlerimin verdiği mesaj önemli. Mesaj. Hadi. Diyorsun. Evet. Bakayım mı? Geliyor, işe yaradı galiba. Artık nasıl mesaj verdiyse. Merhaba. Merhaba. Merhabalar. Beyefendi iyi misiniz? İyiyim, siz? Teşekkür ederim, ben iyiyim. Şey demek istiyorum, yani nasıl desem böyle bakışlarınız. Yani... Bin kelimeye bedeldi değil mi? Yok, inme geçiriyorsunuz gibiydi. Boşluğa doğru anlamsız bakış ve kafa sallama tipik belirtilerdir. Bakın ben doktorum, isterseniz yardımcı olabilirim. Şöyle bir uzanın, gerekirse ambulans çağıralım. Gelin. Lan saçmalama! Oğlum, beyin kanaması geçiriyor olabilir mi? Oğlum, pardon doktor hanım. Özür dilerim, siz yanlış anladınız. Arkadaşım size romantik bir bakış atmak istedi de. Ne? Romantik bakış mı? Çok özür dilerim. Yani benim buzda attığım palamutlar daha romantik bakıyor. Ki onlar ölü yani. Çok özür dilerim. Sorun değil ya, ne olacak? Palamutun da tam mevsimi. Çok pardon yani, birdenbire böyle bir şey beklemiyordum, güldüm. Benim kartım. İsterseniz böyle bir ara sohbet falan edebiliriz. Teşekkürler. İyi akşamlar, çok pardon. Alo, kanka burada mal bir çocuk var. Kız benim romantik bakışımı, beyin kanaması geçiriyorum sandım. Sana da numarasını verdi. Neden acaba? Ha? Sakın ipeksi saçların olmasın kardeşim. Hayır abi, hayır. Hayır ya. Yani romantizm, ne bileyim, mizah anlayışı, bunlar daha önemli ya. Ya hadi ya. Ya bak şimdi, ben ne dersem onu yapacaksın, ne söylersem onu söyleyeceksin, tamam mı? Tamam. Burada bir şey var, insanlar takılıyor. Bilal. Selam. Ay, selam. Mekana girerken... Selam. Aleyküm selam. Mekana girerken gözleriniz bütün mekanı aydınlattı. Ya. Duyduğum en romantik iltifattı bu. Mekana girerken gözlerin her yeri aydınlattı.
Işıldak mı ya benim gözlerim? Salak salak konuşma. Çok iyi göbek atan kazana ne denir? Ya ne denir? İyi oynayan kazansın. Çok komik. Ya idam mahkumu elektrikli sandalyede ne demiş? Ay ne demiş? Çok korkuyorum, elimi tut. Elimi tut diyor ya. Ona elektrik verecekler, o zaman ona da vermiş olur. O onu tutuyor ya. Komik mi ya bu? Sana komik mi geliyor? Sen buna şaka mı diyorsun? Şaka mı bu? Değil ya, tamam değil. Hadi. Mesut hadi. Hadi gidelim kardeşim, hadi ya. Mesut. Oğlum kızlar beni gömüyor, sen niye ağlıyorsun? Abi herkes benim dış görünüşüme önem veriyormuş ya. Yani yaptığım iltifatların, yaptığım şakaların hiçbir önemi yokmuş demek. Lan boğarım lan seni, boğarım kardeşim. Ya. Ağlıyor. Çek şuradan. Ağlıyor. Ne oldu? Ne kadar duygusal bir çocuğum. Ya, kendimi bir obje gibi hissediyorum. Kıyamam bana ben ya. Şu anda çok kötüyüm yani. Çok kötüyüm. Kendimi çok kötü hissediyorum. Ay, ya. Ay çok hassas. Çok hassas. Ben de çok kötüyüm. Yıllarca örselendim. Üf! Ajitasyon yapma be. Arabesk arabesk konuşma oradan. Hep aynı sözler. Ay lan! Lan bu bile bakmadı bana ya. Ya lan yeter, yeter. Yeter. Ya bir günde bize ekmek çıksın kardeşim ya. Ya ben insan değil miyim? Çirkiniz diye ben... Ölelim o zaman biz. Benden var bir sürü ölelim ya biz. Ya ben de sizinle aynı oksijeni tüketmiyor muyum? Benim de bu kolumu kesseniz kanım kırmızı değil mi ya? Soruyorum. Değil mi? Bence kesinlikle öyle. Ay bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl tip ya? Benimle bir kahve içer misin? Tatlı yakışıklı. Sarmasak falan yok mu ya? Bir tutalım şunu ya. Tipe bak. Gelmiş bir de kahve içelim mi diyor. Kızım sen ne yaptın? Haç kafilesinin otobüsünün tekerini mi patlattın? Sen cami duvarına mı işedin? Ne yaptın sen ya? Hayret, bir de gelmiş böyle kahve içelim mi diyor şu tipiyle. Bak son kere soruyorum. Ne diyorsun bir kahve? Beraber baş başa sen mi ben? Tabii ki. Yıllar sonra tipi tipime birini bulmuşum. Tabii ki. Gerçekten çok tipsizsin. Hadi gidelim. Seninle çok eğleneceğiz. Güle güle Bilal. Sırf seni sen olduğun için sevenle biriyle mutlu ol. Ben de gidip sahilde dolaşayım ay, biraz. Sahilde ay, beraber. Hayır git abi. Hayır git abi. Hayır git abi. Hayır git abi. Ya eleme. 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 Eleme.